bir yerde sonra canlı yayında karşınızda olacağız. Konuğumuz TÜRSAP Yönetim Kurulu'nda Bursa'yı Sayman Üye olarak da temsil eden Genel Yönetim Kurulu'nda Sayın Hasan Eker, sık sık yazılarında görüşlerinden faydalandığımız turizm konusunda, özellikle kongre ve toplantı turizmi konusunda Türkiye'nin saydığı önde gelen isimlerinden biri. Kendisinden bugün koronavirüs gölgesinde turizmi nasıl bu pandemi sürecini nasıl geçirdiklerini, devletten aldıkları destekleri, önümüzdeki süreç içinde neler beklediklerini tek tek konuşacağız. Ve en son bölümü de özellikle Bursa'ya ayırdık. Nedeni de şu: Bursa biliyorsunuz sanayi kenti, tarım kenti ama son yıllarda rotasını turizme çevirdi ve turizmle ilgili atılım yapmak istiyor. Bu şehri yönetenler de bu görüşte olması çok iyi. Niye? Bu sayede Bursa'da hiç olmazsa korunmuş, çevresi, tarihiyle korunmuş olacak. Çünkü turizmi kirli bir şeyle kimse gelmek istemez. O bölüm geldiğinde detaylıca bunları konuşmuş olacağız. Başkanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum turizme yer verdiğiniz için. Sağ olun. Tüm izleyenleri de saygıyla selamlıyorum. Evet başkanım. Yani geçen sene Mart ayından beri bütün dünyayı etkisi altına alan bir koronavirüs belasıyla uğraşıyoruz. Bir pandemi kıtalar arası her yerde, dünyada hala etkisini devam ettirmedi. Yedi başlı ejderha gibi mübarek. Evet. Bir başını kestikçe bir başka yerden çıkıyor. İşte şimdi bugünlerde de Delta varyantıyla uğraşıyoruz. Uzmanların dediğine göre işte Çin'den ilk yayılan virüs 60 kilometreye hızla gidiyorsa, bunun yayılma hızı bunun tam 10 katı, 600 kilometre hızla giden bir araba gibi yayılıyor. Ve etkilerini de görüyoruz maalesef 1 Temmuz'dan itibaren. Siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Böyle bir kısa bir özet yapalım aslında yani. 2020 yılı, 2021 yılı, beklentileriniz, sonra beklentilerin çıkmaması. Onunla ilgili bir öyküyü bir dinleyelim sizden. Tabii. Çok teşekkürler. Bildiğiniz gibi en çok etkilenen sektör turizm oldu. Tabii turizmin içerisinde de ayrı alt branşlar var. Bir konaklama sektörü var, bir de seyahat acentalığı sektörü var. Seyahat acentalığı içerisinde de işte Hacı Ümre, Mayıs gibi, uçak biletçiliği gibi ayrı ayrı, taşımacılık gibi ayrı ayrı alanlar, sınıflar var. Aslında bunların hepsinde etkilenmesi de ayrı oldu. Ama kabaca şöyle söyleyebilirim ki seyahat acentaları bu işten totalde %90 bir ciro düşüşü olduğunu ortalama söyleyebilirim. Otelcilik konaklama sektöründe %70 düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Hac Ümre ise tamamen %100. Tabii, evet, Hac Ümre mesela %100 etkilendi. Toplantı kongre turizmi %100 etkilendi. İşte taşımacılar biraz taşıma yaptı. Uçak bilet firma satışı yapan acentalar bir %5'lik bir satış yapabildi. O da ancak açık olan ülkelere veya işte işçi taşıyan ya da vatandaş taşıyan ülkelere uçak bileti satabildi. Biraz bu tatil otel rezervasyonunu yapanlar biraz iş yaptı ama onlar da kısmi olarak yaptı ve dönemsel olarak yaptı. Evet. İşte kış döneminde bir ay kışlık yerlere satış yaptılar. Yaz döneminde de 2-3 ay bu yazlık bölgelere satışlar yaptılar. Yani genel anlamda bu etkilendik ve bu etkilenme de daha da bitmedi. Bu daha da devam ediyor. Hatta önümüzdeki yıl Mayıs ayına kadar da devam edeceğini de öngörüyoruz. Evet. Bunu da niye öngörüyoruz? Bilim adamları diyor, biz de TÜRSAP TV'de bir canlı yayın yapmıştık Mehmet Ceyhan hocamızla. Evet. O dedi ki dünya genelinde pandemiler genellikle 2 yılda biter ve aşıyla da biten şu anda pandemi istatistiğinde pandemi yok, yok demişti. Hocamızın da dediği hemen hemen her geçen gün teyit oluyor ve görünen o ki biz önümüzdeki yıl Mayıs'a kadar da bu etkilenme devam edecek. Konaklama sektörünün etkilenmesine bakacak olursak, onlarda da sahil kesimi otelleri ile şehir otelleri farklı. Evet. Sahil kesimi veya tatil otelleri bayram döneminde, yılbaşı döneminde biraz iş yaptılar. Ama şehir otellere baktığımızda da onlar yine iş yapamadılar. Bazıları hala kapalı ve çoğu da kapalı geçirdi. Dolayısıyla hani bazen Rus uçakları açılınca, Almanya açılınca hemen turizm açılmış gibi bir algı oluyor ama bu ancak turizmin açılmasını %20-25 etkileyen bir açılma oluyor. Dolayısıyla yani çok etkilendik. Bu etkilenme süresi de devam edecek.
Burada tabii devlet destek beklentilerimiz de esasen karşılandı mı peki başkanım, yani istedikleriniz? Çünkü çok ısrarcı davrandınız. Bir ay sonra, iki ay sonra bir şeyler çıktı. Sizi tatmin etmedi. Sonra yine tekrar ısrar ettiniz. Bayağı uğraştınız yani bu destekler konusunda. Şimdi şöyle, devletimiz tabii destekler verdi. Destek verdi, vermedi diyemeyiz. Mesela kısa çalışma ödeneğinden tüm üyelerimiz, birçok üyemiz faydalandı. Bazı krediler oldu. Onlardan bazı üyelerimiz faydalandı. Ama çoğu üyemiz faydalanamadı. Çünkü bankalar devlet kredi desteği çıkartıyor ama buradaki yetki şube müdürlerinde ve bankalarda. Daha çok da yetki şube müdürlerinde oluyor ve onlar da bilanço istiyorlar. Sicile bakıyorlar. Zaten sicile bakarak veriyorlar. Sicile baktıklarında bu dönemde diyor ki bilançonuz kötü diyor. Yani hiç iş yapılamayan dönemde nasıl bilançomuz iyi olsun? Veya evet, vergi borcunuz var deniyor. İşte değişik borçlar var deniyor. Veya bir önceki krediyi zamanında ödeyememişsiniz diyor. Veremiyor. Bu anlamda tabii çoğu üyelerimiz de faydalanamadı da bu desteklerden, bu sicil bozukluğu nedenlerinden. Yani bizim buradaki en büyük sıkıntımız şu: turizm sektörünü herkes kabul etti, en çok etkilenen sektör olarak kabul etti. Fakat bize bu verilen desteklerin hepsi başka sektörlere de verildi. Yani burada %20 etkilenen sektörle %90 etkilenen sektör eşit desteği aldı. Bu tabii bizim turizmcilerimizi çok üzdü ve çok da mağdur etti açıkçası. Hani turizmi, herkes şunu diyen fikir, turizm çok önemli. İşte istihdama etkisi, cari açığa etkisi, ülkemize, ekonomisine etkisinde herkes çok hemfikir ama maalesef bu anlamda bir ayrıcalık göremedik. Tabii kamuya da kendimizi, kamunun yerine de koyduğumuzda, kamu tüm eşit sektörlere, tüm sektörlere adil olmalı ama eşit olduğu zaman da adil olmuyor. Olmuyor. Burada adil olmak için turizme biraz daha farklı destekler vermek gerekiyordu. Pozitif ayrımcılık gerekiyordu. Evet. Onlar da gerçekleşmemiş oldu. Şimdi gelelim bu bayrama. 1 Temmuz itibariyle hükümet bir karar aldı. Kısıtlamaların büyük bir bölümü kaldırıldı. Bunun en büyük etkisi ise turizme doping etkisi yaptı adeta. Evet. Bu arada yani vaka sayısının o dönemde 4000'e kadar düşmesi yurt dışı piyasaları da biraz etkilemiş oldu. Yani Ruslar sonunda inadı vazgeçtiler, açtı. Bir İngiltere dışında şu anda devam ediyor. Nasıl geçti bayram? Ben bir derleme yazı yazmıştım. Sizin de görüşleriniz vardı içinde. Orada %60'a varan bayramda Antalya civarı özellikle konaklayanların yabancı turistler olduğu söyleniyor. %40 yerli turizm. Aslında diğer bölgeler, Ege ve Akdeniz'e kadar olan kıyı şeridinde o yoğunlukla da yerli turistin bayramı diye adlandırdık. Doğru. Yerli turist Doğru. bayram yaptı. Yani hakikaten de yerli turistin yapılan şeye göre, ilk belirlemelere göre 2019'daki yerli turist rakamını geçmiş olmuşuz evet. bayram evet. tatilinde. Nasıl geçti bayram? Yani bayram tabii sahil bölgelerimizde dolu geçti bu bayramda. Tabii 1 Temmuz'da açılma süreciyle beraber, izinlerle beraber birden tabii patladı. Ya tatilde olması, yazda olması tabii bunu tetikledi. Belirttiğiniz gibi Ege bölgesi yerli turizm ağırlıklı olarak geçti. Antalya bölgesi de yabancı ağırlıklı olarak doldu. Yani bayram döneminde özellikle %100 varan hemen hemen tüm tesislerde doluluk oldu. Yer bulunamadığı da oldu. Ama şehir otellerimize baktığımızda, Kapadokya'ya, Karadeniz'e baktığımızda aynı doluluklar olmadı. Olmadı. Çünkü özellikle İstanbul, Bursa ve Karadeniz Arap pazarıyla dolan şehirler turizmde. Oralarda da şu anda bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'ın hala boykotu var. Boykotu var. Bazı ülkelerin de izin vermemesinden dolayı tabii Arap turist geliyor ama yeterli sayıda gelmedi. Bu da işte bayramı sahil bölgeleri bazında baktığımızda dolu dolu geçirdik. Ama şehir otelleri olarak baktığımızda... Bursa'ya Arap turist yeniden dolu. Gelmeye başladı ama yani evet. bu bayramda gördük özellikle. Tabii gelmeye başladı ama bu sayılar 2019 rakamlarındaki sayılar değil. Tabii buradaki Arap turisti olarak gördüklerimizin bazıları da otellerde kalmayan, burada kendi evleri olanlar, ikametgahı olanları da
Doğru. Görüyoruz. Doğru. 1500'e yakın ev satın almışlar hatta. Suriyelileri de görüyoruz. Gördükleri bizden bazıları da Suriyeli. Ama şu anda özellikle tabii İstanbul'da, Sapanca'da da yine kendi evi olan Araplar var. Onlardan da Bursa'ya, Telefri'ye, Uludağ'a gelenler de var. Yine gelenler var ama tabii 2019'da... İranlılar henüz gelmedi değil mi? İran'da bir ara Bursa'ya ilgisi başlamıştı İran'da. Evet, yok şu anda ben İran turist yok. İran'dan yani. Gelen duymadım ama Irak'tan gelen gelenler olduğunu duydum. Hı. Azerbaycan'dan gelenler var. Özellikle güney bölgelerinde de Azerbaycan'dan ciddi bir yoğunluk var Türkiye'ye. Çok iyi, çok iyi. Peki... Tam burada bir çelişki yaşıyoruz aslında. Bir yandan koronanın yayılmasının önlenmesi, diğer yandan da turizm. Çünkü böyle bir kılıç şeyi gibi, bıçak sırtı gibi bir dönem yaşıyoruz. Kimlerimiz diyor ki kapanma olsun, işte efendim şey olmasın. Öbür taraftan da diyoruz ki bacasız sanayi, turizm, bu işletmeler, acentalar, oteller, tesisler. Siz nasıl bakıyorsunuz olaya? Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir turizmci olarak? Yani öbür taraftan da insan olarak, insan sağlığı, toplum evet. sağlığı açısından bu toplumun içinde yaşayan insansınız. Tabii yani bizim bakış açımız şöyle. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın veya COVID kurallarının, COVID'in bitirmeye yönelik önlemlerin getirdiği kısıtlamaların avantajıyla turizmin istediği, beklediği avantajlar birbiriyle örtüşüyor. Yani bunlar aslında aynı. Çelişki yok yani. Çelişki yok burada. Neden yok? Biz de öncelikle isteğimiz COVID'in bitmesi. Evet. Yani biz gerekirse kapanmaya da, acentamızı da, otelimizi kapatmaya da razıyız. Yeter ki COVID'den kurtulalım. Çünkü COVID bitmediği sürece bu kısmi açılmalar bize de büyük bir şey kazandırmıyor. Çünkü bizim bir yıllık giderimiz var. Yıllık personel giderimiz var, yıllık kira giderimiz var, masraflarımız var. Yani bir hafta iş yapmak, iki ay iş yapmak bizim o yıllık giderimizi karşılamıyor. Dolayısıyla bizim birinci isteğimiz aslında COVID'in bitmesi. Burada yapılması gereken neyse, önlemler neyse bunlara hep beraber uyalım. Biz de turizmciler olarak fedakarlık da gösterelim gerekirse. Ama şey bir an önce bitsin. O yüzden burada COVID önlemlerinin uygulanması önceliğimiz. Burada tabii turizmde aslında pandemide de sadece Türkiye'nin bu COVID kurallarına uyması da yetmiyor esasen. Bütün dünya. Ya bu zaten pandeminin ismi dünya salgını. Evet. Yani bizim Türkiye'de bitmiş, İngiltere'de bitmezse bu bir anlamı yok. Veya Afrika'da bitmezse bir anlamı yok. Bu dünyanın topyekün bir dış mihrakla mücadelesi olarak bakılması lazım geldiğine inanıyoruz. O yüzden de bunun bir an önce bitmesi de bizim birinci önceliğimiz. Evet. Ama tabii kamuoyunda bu çok şey alıyor, yer alıyor işte. Evet, turizmciler tamamen için turizmciler sanki bunu aştırıyorlar veya evet. tamamen turizm için açıldı gibi bir algı, evet. algı düşünülüyor. Ama turizm 54 sektörü de tetikleyen etkileyen, doğrudan etkileyen. Yani şimdi turizm açılmazsa bu tarım ürünleri de tarla da kalır. Kesin. Yani özellikle Antalya bölgesinde, Ege bölgesindeki o oteller ciddi bir tüketimi. Var ve orası da Antalya'da tarım bölgesi. Dolayısıyla hani bunu sadece turizm olarak bakmamak lazım. Yani hükümet de tabii bazen açıp bazen kapatıp bir dengeli olarak götürmek gerekiyor. Tabii çok tamamen doğru. kapatıp tamamen sağlık düşünüldüğünde de insanlar bir nefes almazsa da sıkıntı. Hani çok da fazla yapacak bir şey yok ama bizim hani turizmciler olarak önceliğimiz sadece biz turizmciler bu işten faydalansın da ne olursa olsun düşüncesinde değiliz. Tam alt yazımızda onunla ilgili geçiyor turizm sektörünün geleceği. Biraz önce bir şey söylediniz yani Mehmet Ceyhan'ın ben de izlemiştim o sizin yayınınızı çok güzeldi. Mehmet Ceyhan aslında Türkiye'de pek sevilmese de gerçekleri söylediği için ondan da kaynaklanıyor. Yani ben ya pek biraz, sevilmediğine katılmıyorum da sosyal medyada da evet, böyle biraz, bir kesimin evet, eleştirisini yer alıyor. Hani çoğu seveni bence daha çok daha ama çok. Tabii şeyin sesi biraz daha fazla çıkıyor. Muhalifler. Bugün aşırt karşıtlarının sosyal medyayı allak bullak etmesine de. Yani şimdi bugünkü yazımda da yazdım zaten. Şimdi düşünün Bursa'da 17 yaş üzerinde yani toplam bir hedef kitlesi var aşılamada. Nedir bu 17 yaş ve üzerindekilerin bir hedef kitlesi belirlemiş Sağlık Bakanlığı 2.400.000. Bunun 840.000'i henüz daha aşı yaptırmamış. Evet. Yani 17 yaş üzeri. Yani aşı yani 1 milyon insan, 1 milyona yakın insan aramızda dolanıyor. Evet. Yani bunlar kendilerini de korumuyorlar.
Evet. Dolayısıyla hastalanınca da toplum sağlığını da etkiliyorlar. Tabii. Ya bu çok önemli bir konu. Yani aşı konusu bence çok önemli bir konu. O Mehmet Ceyhan da yani bunları dile getiren veya diğer bilim adamları da bunları dile getirdiği zaman tepki alıyorlar. Aşı karşıtlığı sosyal medyada öyle bir hale gelmiş ki yani ben şaşırıyorum nasıl olabilir yani bu şekilde. Bunu aşı karşıtlığının hani ben çok aşırı da takip etmiyorum ama takip ettiğim kadarıyla şu mantıkta yürüyorlar onlar. Diyorlar ki yani aşı sanal bir şey. Laboratuvarda üretildi. Mikrop, virüs. Bu gerçek virüs değil. Virüs sanal bir şey. İşte bu küresel güçlerin oyunu, buna aşılanmayalım. Tam olabilir belki hadi diyelim ki bu gerçek. Ama sen aşı olmadığın zaman yoğun bakıma giriyorsan, ölüyorsan, ifade ediyorsan, ölüyorsan buna karşı direnmenin bir anlamı yok. O zaman sen uyumak zorundasın. Öbür mücadele farklı bir mücadele olarak sen yine et. Yine yap. Ama biz burada tarım ürünleri de şu anda ilaç olmazsa hiçbir tarım ürünü olmuyor. Ha, kuruyor, şimdi çürüyor. Yani veya siz izlenmekten korkuyorsanız, çip takılmasından korkuyorsunuz. Cep telefonu hiç kullanmayın yani. O yüzden dışarıya çıkıyorsun, MOBESE kameraları yani, var, cep telefonu var. Dolayısıyla artık bunlar günümüz dünyasında şey değil. Hani siz aşılanın ama diğer konularda mücadelenizi yapabilirsiniz. Ama aşılanmamak hem kendine zarar veriyor hem topluma zarar veriyor. Bir de aşılanma konusunu sadece bir hocamız söylemiyor. Herkes söylüyor. Bilimle uğraşan bütün hocalarımız, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, muhalefet parti liderleri herkes. Yani bu aşı konusunda bilinçli ve aydın kesimde bir şey yok. Herhangi bir tereddüt yok. Onun da nedeni şu başkanım. Hatırlarsanız yani bizim yaşlar biraz belki siz hatırlamazsınız. Çiçek aşısı diye bir burada yara şeklinde var, kolumuzda aşı var. Var. Evet. Var mı? Yetiştiniz mi ona? Evet, yetiştim. Şimdi bu tür hastalıklar aşı sayesinde dünyadan kökü kazındı. Evet. Çocuk felcinin, çiçeğin, tabii, işte diğer birçok hastalığın kökü yani bugün kızamığın bu kadar neredeyse yok olmak üzereydi. Bu Suriye göçleri ve diğer düzensiz göç nedeniyle bu salgınlar yine mesela ülkemizde silinmişti. Tamamı aşı sayesinde yok edilmiş. Tabii ki yani aşı. Yani bu aşı olmasa bu hastalıklarla biz hala mücadele edecektik. Tabii bir de pandemiler dünya genelinde şu ana kadar 20'ye yakın büyük pandemi olmuş. Yani evet. Bu pandemi günümüzün de bir konusu değil. Aşı da günümüzün bir konusu değil. Konusu yani bulunan bir şey değil. Mesela aynı kişiler kemoterapi ilaçlarını alıyorlar, kullanıyorlar. Hani kemoterapi ilacının da aşıdan bir farkı bir mide, yok açıkçası. Bir şey söyleyeyim mi? Aşıdan çok daha vücuda zarar veren bir şey ama faydasını da gördüğümüz biz kendi ailemizde. Mide koruyucu denen ilaçlar var mesela. Onlar atomik yapıda üretiliyorlarmış. Yani aşıdan çok çok kat daha zararlıymış bir kullanılan mide. Ama peynir ekmek gibi leblebi gibi tabiri caizse o mide koruyucu ilaçları kullanılıyor. Tabii. Yani birçok şeye ne derler dikkat etmezken aşı konusunda böyle bir garip bir şey oluşuyor. Evet, şimdi Namık Bey aslında burada şu konu da var. Yani bizim burada vatandaş olarak da halkımız da siyasetçiler de her şeyi uzmanına bıraksın. Kesinlikle. Yani herkes her şeyi bilme gibi bir hastalığımız var. Bu maalesef. Ülkemizde biraz daha fazla var. Yani turizmciler. Bir de bizim sporu sporcular. Aşıyı tıpçılar, tekstili tekstilciler konusu. Yani herkesin her şeyden anlama şansı yok. Her konunun bir derinliği var. Yani kesinlikle. Biz azıcık bir bilgimize göre ahkam kesemeyiz, karar veremeyiz. Bunu böyle yaparsak hatalı yaparız. Kesinlikle. Zaten aydın kişiler, çok bilen kişiler hani bildikçe bilmediğinin farkına varıp az olduğunu düşünüp çok kişiler de zaten bilgili kişiler bir konuda net bir şey söylemezler. Çünkü her şeyin bir artısı eksisi olan konular. Bilgili kişiler biraz daha şöyle konuşur temkinli der ki bunun artısı eksisi vardır ama bu artısı biraz daha fazladır diyebilir der, ancak. Der, dolayısıyla biz de vatandaş olarak da siyasetçiler olarak da tüm ülke olarak her konuyu işin uzmanına bırakmak, güvenmek zorundayız. Bizim toplumsal özelliklerimizden biri o yani. Her konuda mesela futbolu teknik direktörden biraz önce verdiğiniz örnekler gibi bir de şeyi çok severiz biz toplum olarak. Komplo teorilerini, evet, işin altında başka şeyler arama şeyi vardır ya bizde böyle. Evet. Ya bu işte filan ülkenin oyunudur, bu filan şirketlerin oyunu falan demeyi çok seviyoruz. Yani her şeyi komploya, yani iç politika olaylarında da öyle. Bu Amerika'nın oyunu, yok bu, evet, Rusya'nın oyunu, bu yok Almanya'nın oyunu, İngilizlerin oyunu. Bu tür şeyleri, her şeyde bu komplo şeylerini
seviyoruz. Evet, yani bu aslında biraz bahane bulmak da oluyor. Yani öyle bir durumda varsa, hadi tabii tüm dünya ülkeleri kendi memleketlerine gelişmesi gerekiyor. Ama biz burada bazı komple teorilerin arkasına sığınıp da sizin dediğiniz çok önemli bir şey var. Olmayı. Velev ki aşı laboratuvarda üretildi. Evet. Ama netice itibariyle dünyaya yaygın hale geldi ve ölüyoruz. Evet. Yoğun bakıma yatıyorsun, ölüyorsun. O zaman aşı olmak gerekir. Buradan izleyicilerimize de bir kez daha biz de seslenmiş olalım. Biz kimsenin ilaç şirketinin falan şeyde değiliz, temsilcisi değiliz. Ama yani aşı olmanın ne kadar yarar sağlayacağını, toplumsal bağışıklığın sağlanmasında ne kadar önemli olduğunu izleyicilerimize bir kez daha duyurmuş olalım. Çok önemli. Tercih... Turizm açısından da turizmin açılması, pandeminin bitmesi de buna bağlı. Yani şöyle, aşıyla belki biten pandemi yok ama en azından bu pandemi sürecini daha az ölümle geçirebiliriz. Atlatmış oluruz yani. Ya aşı olan kişi hastalığa yakalanmayacak diye bir şey yok zaten. Uzmanlar da öyle diyor. Yakalanmıyor ama yoğun daha bakıma... daha az yoğun bakıma düşmeden, ölmeden atlatabiliyor. Evet, evet. Şimdi geleceğe yönelik perspektifiniz ne? Tam orada kalmıştık. Sonra aşı konusuna girdik. İyi de ettik. Biraz biz de hiç olmasa belki bize de inanan birkaç kişi çıkar, aşı olur. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani önümüzdeki, şimdi koronavirüs çıktığında şöyle bir öngörüde bulunmuştu. Dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sanırım turizmde de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Normale dönsek de. Özellikle sizinse kongre turizmi, toplantı turizmi, diğer deniz turizmi falan gibi bütün anlayışlar tepe taklak oluyor. Nasıl bir öngörü, nasıl bir gelecek bekliyor bizi turizmde? Çünkü buna da sizler hazırlanmak zorundasınız sektör olarak. Şimdi Namık Bey, bundan 2 yıl önce Dünya Turizm Örgütü 2030 turizm öngörüleri diye bir bildiri yayınladı. Yani gelecekteki turizm trendleri neler olacak dediğinde, işte bireysel seyahatler artacak, doğa ve çevre tatilleri artacak, kısa süreli seyahatler artacak diye bir öngörüsü vardı. Şimdi Covid de buna gelince, eklenince bunlar belki daha da hızlanacak. Yani zaten belli olan öngörüler daha da hızlanacak. Yani insanlar artık eskisi gibi bir yere gideyim de 15 gün kalayım, sahilde yatayım demeyecek. Belki iki kere bir hafta gideyim. İki kere 4-5 gün gideyim, 3 kere gideyim yılda tatile diyecekler. Çünkü insanlar kayak da yapmak istiyor, denize de girmek istiyor. Doğayla da buluşmak. Ama Göbekli Tepe'yi de görmek istiyorlar. Kültür turizmi. Dolayısıyla insanlar belki artık önümüzdeki yıllarda 3 kere tatile çıkacaklar ama kısa sürede çıkacaklar. Çünkü ulaşım da her geçen gün daha çok kolaylaşıyor. İnsanların iş yoğunluğu da var. O işten de uzun sürede kopamıyorlar eskisi gibi. Evet. Dolayısıyla böyle bir beklenti var. Bunun için tabii bizim hazırlıklı olmamız lazım. Yani ülke turizmcileri olarak ve ülke olarak bunları... Ya daha ne kadar satabileceğiz biz işte, her şey dahil, 5 gün git turisti oteli odaya kapat. Bu bir sürdürülebilir bir şey değil yani, yöntem tabii. Değil ve... Tabii Namık Bey, zaten bu birçok yönden sürdürülebilir diye. Çünkü ekonomi biliminde bir şey öğretirler. Her ürünün bir yükselme... Evet. Bir durağanlaşma, bir de çöküş İniş safhası vardır. Her ürünün böyle bir dönemi vardır. Aslında turizme de bir ürün diye baktığımızda bu mevcut Antalya ve Ege tatillerine de bir ürün olarak baktığımızda artık insanlar odaya git, restoranta git, havuza git. Odaya git, restoranta git, havuza git. Bir hafta boyunca böyle asker gibi bunları artık pek yapmak da istemiyorlar. Biraz yarım pansiyon oteller, oda kahvaltı otel olsun. Ben istediğimi yiyeyim ama çok daha kalitelisini gerekirse parasını ayrı vererek yemeyi tercih ediyorlar. Veya otelde 2-3 gün geçireyim ama 2-3 günde etrafı gezeyim diye de bir tercihler var. Evet. Dolayısıyla bunlar gelecekteki beklentiler, günümüzde de yavaş yavaş başlayan beklentiler. Tabii biz neler yapmamız lazım? Dijitalleşmeye ağırlık vermemiz lazım. Yani tanıtımda özellikle turizmciler dijitalleşmeye ağırlık vermesi lazım. Hedef pazarlarına belirlemek, odaklanmak çok önemli. Doğru ürünü, yani müşteri beklentisini tespit etmek, o beklentiye göre de ürün hazırlamak önemli. Gerçekten. İşte ürün hazırlamaktan kastım çevre turları olacak. Oradaki artık insanlar sağlığına da çok dikkat ediyorlar.
Yiyeceklerini, yeni yiyecekler tatmak istiyorlar, gastronomi istiyorlar. Evet, değişik yiyecekler tatmak istiyorlar. Fabrikasyon yemek istemiyorlar. Bunları doğru tespit edip buna göre de restoranlarını, altyapılarını hazırlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi ne dedik, artık insanlar kolay ulaşılabilir olmak istiyor. Belki bizim artık Antalya'yla Pamukkale bölgesini, Kapadokya bölgesini, Konya'yı hızlı trenle birbirine bağlamamız gerekiyor. Yani Antalya'ya gelen bir turist oradan günübirlik belki Konya'ya gidip gelebilmeli ya da bir gece kalmalı Konya'ya gidip gelebilmeli. Pamukkale'ye gidip gelebilmeli veya Antalya bölgesindeki esnafı ziyaret edebilmeli. Ama biz burada şunu da yapamayız. Birden her şey dahil sistemi bırakıp hemen de böyle oda kahvaltı, yarım pansiyon sisteme geçemeyiz. Çünkü bizim Türkiye turizmi şu anda tur operatörleriyle dönüyor. Yani paket tur, dünyadaki en çok paket turu satan ülke Türkiye ile Yunanistan. İki ülke var. Yani bizim turizmimizin büyük bir payı, yani bize geçen sene 52 milyon turist geldi. Bunun 12 milyonunu Antalya'ya geldi. Bir 5 milyonu da diğer sahillerine geldi. Dolayısıyla yaklaşık 15-16 milyon turist bize paket turla geldi. Üçte biri yani paket turla geldi. Ama bu paket tur artık yavaş yavaş azalıyor. Çünkü bu charter seferi dediğimiz seferlerle kiralık uçaklar. Şimdi bu charter uçaklar azalmaya başlarsa ne yapılması lazım? Antalya'ya tarifeli seferler olması lazım. Yani bizim işte Türk Hava Yolları'nın veya rakip hava yollarının artık Antalya'ya dünyanın her yerinden tarifeli seferler başlatması gerekiyor. Çünkü insanlar dediğim gibi bir hafta 15 gün kalmak istemiyor. 3 gün kalmak isterse paket turdan gitmemek zorunda. O zaman da tarifeli seferi seçmek zorunda. O yüzden tarifeli seferin mesela Antalya bölgesine, Ege bölgesine arttırmak gerekiyor. Başkanım buraya isterseniz bir virgül koyalım. Tabii. İlk yarım saati doldurduk. Tabii. Bizim yönetmenimizden uyarı geliyor, sevgili Ercan Bey'den. Bir kısa ara verelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili Aslı TV izleyenleri, Gözlem Kulesi canlı olarak devam ediyor. Program konuğumuz TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hasan Eker ve turizmi konuşuyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.